Bir önceki videoda diverjans teoremini kullanarak F'in diverjansının bu bölge üzerindeki toplamı olarak hesaplanan akının sıfıra eşit olduğunu görmüştük. Bu videodaysa bu sonuç üzerine biraz düşünmek istiyorum. Yani sonuç olarak sıfır bulduğunuzda bunun neden sıfır olduğunu merak edersiniz öyle değil mi? Bu sonuç bize bu alanda net akı olmadığını söylüyor ya da bu hacimdeki bütün diverjansları toplarsanız sonuç sıfırdır diyor. Tamam ama. Bu nasıl olabilir? F'in diverjansını aldığımızda bu vektör alanını görselleştirmek biraz zor ama F'in diverjansını görsel olarak ifade edebiliriz. Çünkü F'in diverjansı 2x'e eşit, değil mi? Şekil üzerinde bu yönde ilerledikçe yani x'in değeri büyüdükçe diverjans ee, daha pozitif hale gelir. Burada 2'dir burada 1 buradaysa 0. Yukarı gittikçe de durum değişmeyecek çünkü artık z eksenindeyiz. X'i değil z'yi değiştiriyoruz. Kısaca burada diverjans pozitif hatta sadece bu düzlemde değil x ekseni yönündeki Tüm bu bölgede oktantın pozitifi x tarafı diyelim, diverjans pozitif olacak diğer taraftaysa, evet bu tarafta diverjans negatif. Bu diyagram ZY düzlemine göre simetrik olduğu için az önce bahsettiğim pozitif veya negatif diverjanslar birbirini götürüyor. Eğer bunun yerine X'in 0 ile 1 arasında olduğu bu bölge için hesaplama yapsaydık akı ya da buradaki değer pozitif olurdu. Bu bölge şuradan ayrılıyor. Arka duvarı ZY düzlemi olan bu bölgeden bahsediyorum. Şimdi eğer sadece bu hacme odaklanırsak, yani diyagramın diğer kısmını görmezden gelirsek şunları sileyim. Evet bunları da daha iyi görebiliriz. Evet eğer sadece x'in pozitif olduğu bu hacimle ilgileniyor olsaydık bir önceki videoda bulduğumuz sonuçların aynısını yine bulurduk. Ama bu sefer x'in değeri eksi 1 ile 1 arasında değil 0 ile 1 arasında değişiyor olurdu. Bu yüzden integralin sınırları da 0 ve 1 olurdu. Bu şekilde devam ettiğimizde son bölümde buraya da 0 ve 1'i koyalım. Bu parantez 0 olurdu ve geriye 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2 yani 1 eksi 1 bölü 6 o da 5 bölü 6 eder. Tekrar ediyorum şeklin bu tarafını aldığımız zaman akı artı 5 bölü 6 oluyor. Diğer tarafında da eksi 5 bölü 6 ve ikisi birbirini götürüyor. Bir önceki videoda eğer tüm alanı düşünmüş olsaydık burada içe doğru bir akı vardı. Negatif olmasının sebebi de budur zaten. Içe doğru olan bu akı buradaki pozitif ve dışa doğru olan akı tarafından dengeleniyor. Başka bir deyişle diverjans burada negatifti, buradaki pozitif diverjans da onu dengeliyor.